Aşağıda uygun koşullarda bekletilen deney tüplerine hidrojen peroksit ve karaciğer konulmuş. Birim zaman sonra balonların şişkinlik oranlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir? Olayımız nedir hocam? Hidrojen peroksit katalaz enzimiyle su ve oksijene parçalanır. Bakın, o zaman buradaki enzim katalaz, yani karaciğerdir. Kaynatılmış karaciğer iş görmeyecek. Dolayısıyla burada gaz çıkışı olmayacak. Bir ezilmiş karaciğerimiz, bir de parça karaciğerimiz var. Olayımız da birim zamanda. Yani burada bir hız söz konusu. Parça karaciğerde arkadaşlar sadece şu şekilde enzimler çalışacakken ezilmiş karaciğerde daha çok enzim çalışır. Yani buradaki enzim sayısı daha fazla. 300 mililitre hidrojen peroksit, 200 mililitre hidrojen peroksit. Burada olayımız hidrojen peroksitin de lehine aynı zamanda. Yani hocam, üçüncü deneyin balonu daha çok şişecek, bir ise şişmeyecek. Cevabımız E seçeneği. Enzimlerin reaksiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? Hız, bakın, su miktarı %15, %15'in altına inerse enzimler çalışmaz, bal reçel pekmez bozulmaz demiştik. 35 santigrat derecede ortalamada optimum sıcaklık, optimum en iyi demek. Ve burada bakın, yüksek ve düşük sıcaklıklarda inaktiflik görüyoruz. Substrat yüzeyi arttıkça enzimin etkinliği artacağı için reaksiyon hızı artar. İnhibitör zehir demek, reaksiyon hızını azaltması gerekiyor. pH da sıcaklık gibi arkadaşlar, bir optimum pH olabilir her enzimin ve inaktif olduğu pH aralığı. Cevabımız D seçeneği olacak. Biyoloji öğretmeni pepsin, katalaz ve tripsin enzimlerinin pH'ye bağlı tepkime hızı ile ilgili grafiği tahtaya çiziyor. Tepkime hızına bakın arkadaşlar. Pepsin, katalaz, tripsin. Mesela tripsin bazik, katalaz nötre yakın, işte pepsin ise asidik pH ile etkili. Buna göre sınıftaki öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorum doğrudur? Bakalım. Pepsin enzimi nötr ortamda enzim substrat kompleksi oluşturamaz. Bakın, nötr ortam burada, pepsin ise şurada çalışıyor. Öyleyse bu yorum doğru. pH toleransı en geniş olan enzim katalazdır. Yani aralığa bakacaksınız. Bakın, katalaz 1'den 11'e kadar. Arada kaçlık değişim var? 10. Bu ifade de doğru. Pepsin ve tripsin enzimlerin ortak olarak çalışabildiği pH bulunmaz. Onu da şöyle yapmanızı istiyorum. Yukarıdan aşağı bir çizgi çekin. Mesela pepsinin bittiği noktaya bir çizgi çekelim. Bakın, tripsin burada, pepsin ise burada, kesişmeleri söz konusu değil. Dolayısıyla 3 öğrencim de doğru yanıt vermiş. Enzimlerle ilgili açıklamalardan hangileri hormonlar için de geçerlidir? Peki. Şimdi tamamı protein yapılıdır demiş ama hormonlar steroid yapılı olabilir, amino asit türevi olabilir. Bu ifade yanlış. Düzenleyicidir. Hocam, reaksiyonları, metabolizmayı düzenler. Aktivasyon enerjisini düşüren enzimdir. Hormonlar için geçerli bir durum değildir. O yüzden cevabımız B seçeneği. Vitaminlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Vitaminler organik yapılıdır. Sindirime uğramaz. Yapıcı onarıcı özelliktedir ifadesini kullanmışız ama yapıcı onarıcı ya da en azından yapıcı değil arkadaşlar vitaminler. Bunu da şöyle aklınızda tutmanızı tavsiye ediyorum size. Bir hücre zarı düşünün lütfen. Hücre zarı sonuçta bizim hücrelerden oluştuğumuzu da göz önünde bulundurursanız, bir hücre zarı bize birçok şeyi anlatacak. Bakın, burada karbonhidrat var. Şurası fosfolipid. Şunlar da proteinler, doğru mu? Ve biz ne biliyoruz? Vücudumuzun işte %70'ine yakını su. Bakın, fosfolipid, fosfat, mineral. Fosfolipin kendisi yağ türevi. Karbonhidratı zaten gördük. Protein ve su. Bunlar yapıcı arkadaşlar. Yapıya katılanlar. Bazı enzimlerin yapısına katılabilirler. Doğru. Birbirinin yerine kullanılamaz. Bir vitamin yerine bir başka vitamin dolduramaz. Şuradaki yapı kelimesiyle buradaki yapı kelimesini karıştırmayın arkadaşlar. Bir organik bileşiğin yapısına katılmak farklı bir şeydir. Hücrenin, vücudun kendi yapısına katılmak başka bir şeydir. Altıncı sorudayım. Biyoloji öğretmeni enzimlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Öğrencilerin enzimlerin tamamında ortak olan özelliklerinin yanına tik işareti koymasını istiyor. Şimdi hücre dışında etkinlik gösterme hepsinde ortak değildir. Neden? Çünkü bazı enzimler ATP bağımlıdır ve ATP hücre dışında olmaz. Apoenzim taşıma, ki protein yapıdır.
Tersine çalışma demiş ama sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Tabii vücudumuzda bir sürü tek yönlü çalışan enzim var ama müfredat gereği sindirim enzimlerinin tek yönlü çalıştığını kesin bilin. Sonuçta düşünsenize proteini amino asit çevirmişsiniz. Tam alacaksınız, kana karıştıracaksınız. Hop amino asit proteine dönüşüyor. Böyle bir şey ister miydiniz? Bir kere açlıktan ölürüz hocam. Aktivasyon enerjisini düşürme enzimlerin zaten var olma sebebi arkadaşlar bu. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Bir araştırmacı kobay bir hayvanda aşağıdaki grafikte olduğu gibi bir uygulama yapıyor. Bir süre sonra kobayın idrarında Y vitaminine rastlarken X vitaminine rastlamıyor. Şimdi günlük alınması gereken miktar, günlük alınan miktar. Şimdi günlük alınan miktar alınması gereken miktarı geçmesine rağmen X vitaminine rastlanmamışsa idrarda o zaman bu depo edilmiş. Şuraya bakıyorum günlük alınan miktar alınması gerekenden daha fazla, fazlası dışarı atılmış. Demek ki B ve C vitaminleri örnek verilebilir. X ve Y vitaminleri hangisine doğru verilmiştir demiş. X adek, Y vitamini BC. Dolayısıyla cevabım D seçeneği oldu. DNA ve RNA ile ilgili aşağıda Venn diyagramı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi deoksiriboz DNA'ya ait. Kendine eşleyebilme, hayır. Kendine eşleyebilme de DNA'ya ait. RNA transkripsiyonla DNA üzerinden sentezlenir. Tek zincirdir RNA türleri. Timin bazı içeren DNA'dır. Urasil RNA'da bulunur. Ökaryot hücrelerin sitoplazmasında bulunma RNA bulunabilir hocam. Ama DNA ökaryotlarda çekirdek, kloroplast ve mitokondri içerisinde bulunur. Cevabımız B seçeneği. Enzimatik bir tepkime aşağıdaki gibi şematize edilmiş. Tepkime ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Reaksiyona girdiği gibi çıkmış enzim E. Anabolik bir tepkimedir demiş. Nereden anlayacağız hocam? Çünkü iki şey birleştirilip tek bir şey oluşturulmuş. Bu temel teori arkadaşlar. Peki tepkime kesinlikle dehidrasyondur demiş. Ancak şunu söyleyelim. Belki de burada karbondioksitle su birleştirip besin üretilmiştir. Doğru mu? Dolayısıyla bu bir dehidrasyon reaksiyonu değil. Kesinlik söylemiş bir de kesinlikle demiş. Tepkime sonucunda Z miktarı azalır. Hocam Z artıyor. Cevabım ne oldu? A seçeneği. X enziminin hidrolizi sonucu oluşan moleküller aşağıda şematize edilmiş. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur? Bakın kofaktörü var, yardımcı kısmı var. Demek ki X enzimi bileşik bir enzim. Çünkü basit enzim olsa sadece protein açığa çıkardı. Z kısmı substratı tanır. Hayır, yardımcı kısım iş yapan kısımdır. Protein kısım, apoenzim tanıyan kısımdır arkadaşlar. Y kısmı gen kontrolünde sentezlenir. Çünkü orası protein. Proteinler genler kontrolünde sentezlenir. Enzimlerin tamamında Z kısmı bulunmaz. Bazı enzimler çünkü basit enzimlerdir. Yardımcı kısım içermezler. Bir nükleotidin yapısı şematize edilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? X moleküllerinin bazıları tek, bazıları çift halkalıdır ki azotlu organik bazlar pürin ve pürimidin olabiliyordu değil mi? Pürin, pürimidin. Pürin AG, pürimidin TSU. Pürin çift halkalı, pürimidin tek halkalı demek. Y molekülü monosakkarittir. Evet hocam 5 karbonlu riboz ya da deoksiribozdur. K bağı nişastanın yapısında da bulunur. Bazla şeker arasında hangi bağ bulunur? Glikozit bağı bulunur hocam. Öyleyse bu ifade doğru. L bağı ester bağıdır. Şeker ve fosfat arasında ester bağı bulunur. Bu ifade de doğru. Cevabımız E seçeneği. Enzimlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Sadece hücre içinde etkindirler. Hayır hocam, bazıları hücre dışında da etkindir. Mesela hidroliz enzimleri değil mi? Saprofit bir canlı düşünün. Dışarıya ne yapıyor? Enzim salgılıyor ve dışarıda büyük molekülleri parçalayıp küçük molekülleri hücre içerisine alıyor. Ama enzimler aktivasyon enerjisini düşürürler. Yani bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken enerji. Hidroliz edildiğinde amino asit oluşur çünkü enzimler protein yapılıdır ve enzimler reaksiyona girdiği gibi çıkar, miktar yapısı değişmez, tekrar tekrar kullanılabilirler. Bir araştırmacı deney düzeneği oluşturmuş. Bakın burada reaksiyon yok, ürün oluşmuyor. L'de ise M'ye göre daha hızlı ürün oluşuyor. Araştırmacının yaptığı açıklamalardan hangileri doğrudur? L deney tüpü 70 derecede, M 35'te olabilir ama 70'te olsa burada reaksiyon olmaz çünkü 70 derecelik sıcaklık içine eklenecek enzimin yapısını bozacaktır. K deney tüpünde substrat miktarı artırılırsa ürün oluşur. Tamam da hocam, zaten bir substrat varken hiç ürün oluşmuyorsa substratı artırmanın ne anlamı var?
L deney tübündeki substrat yüzeyi M deney tübündeki substrat yüzeyinden fazla olabilir ki yüzey alanı arttıkça enzimin etkinliği artar diyoruz. Geldik 14. soruya. Aşağıda K ve L reaksiyonları verilmiş. Buna göre K ve L reaksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K reaksiyonunda nişasta maltoz, ondan sonra glikoza dönüşmüş. L ise piruvattan laktik asit ve etil alkol olmuş. K reaksiyonundaki enzimler kataboliktir. Bir yıkım söz konusu. K reaksiyonu enzimlerin takım halinde çalıştığını göstermektedir. Mesela A enzimi maltozu meydana getirmiş. Sonra B enzimi maltozu almış, glikoza çevirmiş. Birinin ürünü, diğerinin substratı olmuş. X ve Y enzimlerinin substratları ortaktır. Şimdi X'e ve Y'ye bakıyorum. İkisi de piruvata etki etmiş. A enzimin ürünü B enziminin substratıdır. Az önce kurduğum cümle aslında. Bakın A enzimin ürünü B'nin etki ettiği madde yani substratıdır. X ve Y enzimlerin apoenzim kısımları aynıdır. Hocam apoenzim proteindir. Protein yapı sonuçta enzimin karakteristik yapısını belirler. Burada X ve Y diye farklı enzimler ortaya koymuşsanız apoenzim yapıları da farklı olmalıdır. Bir araştırmacı deney düzeneklerini oluşturup tüplerde gerçekleşen olaylarla ilgili grafikler oluşturuyor. Buna göre araştırmacı deneylerle ilgili oluşturduğu grafiklerin hangilerinde hata yapmıştır? Şimdi hidrolitik enzim -10 santigrat derecelik bir ortama konulduğunda nötral yağlar sindirilmez. Yani başlangıçtaki gibi kalır. Hidrolitik enzimi koydunuz, dipeptit var ortamda 20 santigrat derece. Dolayısıyla amino asit miktarı ne yapacak? Artacaktır hocam. Peki devam. Hidrolitik enzimi koymuşsunuz 70 santigrat derece. 70 santigrat derece yüksek bir sıcaklık. Nişasta sindirilmeyecektir. Bu ifade içinde arkadaşlar bir şey söyleyemezsiniz. Şimdi burada sabit kalmış doğru, amino asit artmış doğru ancak nişasta azalmayacaktı. Nişasta da sabit kalacaktı. Çünkü sindirim reaksiyonu olmayacak. Cevabımız C seçeneği. Moleküllerin içerdikleri nükleotit sayıları arasındaki bağıntı hangisine doğru verilmiştir? Nükleotit ne demek hocam? Baz artı şeker artı fosfat nükleotittir. Ve burada nükleotitler, üçlü nükleotitler neyi meydana getirir? Kodonları meydana getirir. Bakın. Şimdi kodon, antikodon muhabbeti, hani bir sıralama yapalım isterseniz önce, sonra içindeki nükleotit miktarına bakalım, olur mu? Şimdi kodonlar genleri meydana getirir, genler de DNA'yı meydana getirir, DNA'da kromozomları. Bunu da bilmekte fayda var. Şimdi bize sorulan soru da nükleotit sayıları. Ne dedik? Üçlü nükleotit, bir kodon, antikodonda da üç nükleotit var. Peki gen mi DNA mı daha çok nükleotit içerir? Az önceki mantığımıza göre genler DNA'yı oluşturduğuna göre bakın şu gen, şu gen ve içlerinde binlerce, yüz binlerce nükleotit olabilir. Dolayısıyla DNA'daki nükleotit miktarı en fazladır. O zaman ne oldu? 3 büyük 2, 1 eşit 4 oldu. Nerede hocam 3 büyük 2, 1 eşit 4? B seçeneğinde. 17. soru tabloda vitamin ve minerallere ait özellikler verilmiş. Buna göre tablonun doğru olabilmesi için numaralı yerlere gelmesi gereken işaretler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hocam vitamin organiktir. Mineral düzenleyicidir. Peki bütün mineraller düzenleyici mi? Hayır hocam saçmalama. Civa gibi, kurşun gibi mineraller, ağır metaller zehir etkisi yaratır. Canlılar tarafından sentezlenme, vitamin sentezlenir. Sen sonuçta portakal yiyorsun değil mi? Bunu bir bitki üretiyor. Dikkat et buna. Bazen hocam vitamin nasıl sentezlenir tarzında bir cümle kuruyor öğrencilerim. Yani hani boşluğuna geliyor diyorum. Peki 1 eksi 2 3 artı olacak nerede? E seçeneğinde. ATP'nin yapısı şematize edilmiş. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Burası azotlu organik baz. Yani adenin. Şurası 5 karbonlu şeker. Riboz. Ve 3 tane fosfat. K ve L molekülleri organik yapıldır. Evet. M molekülleri arasında yüksek enerjili fosfat bağı vardır. Evet. Buna anhidrit bağı da diyor kimyacılar. Yüksek enerjili fosfat bağı da anhidrit de doğru. L molekülü DNA'nın yapısında bulunur. Hayır hocam. RNA'nın yapısında bulunur riboz. K molekülü pirimidin bazıdır. Hayır. Adenin pürin bazıdır. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olur. Biyoloji öğretmeni iki farklı nükleik asit çeşidi ile ilgili aşağıdaki posterleri oluşturuyor. X nükleik asidi çift zincirli DNA, Y nükleik asidi tRNA.
Biyoloji öğretmeni öğrencilerinden X ve Y nükleik asitleri ile ilgili yorumlar yapmalarını istiyor. Sınıftaki öğrencilerden açıklamalarını yapıyorlar. Buna göre öğrencilerden hangilerinin yaptığı açıklama yanlıştır. Ezgi demiş ki X molekülü zayıf hidrojen bağı taşırken Y molekülü taşımaz. Hayır, Y de taşır, X de taşır hidrojen bağlarını. Bakın bu yonca yaprağı şeklini zaten hidrojen sayesinde alıyor. Mert X molekülü ökaryot hücrelerde çekirdik, mitokondri ve kloroplastta bulunur demiş. Evet, DNA'nın bulunduğu bölgeleri söylemiş. Y molekülü sitoplazmadaki amino asitleri mRNA'daki şifre sırasına göre ribozoma taşır. Sonuçta bunun adı taşıyıcı RNA. Mert ve Ali doğru söylemiş ancak Ezgi hata yapmış. Son sorudayız. DNA molekülünün hidrolizi sonucu grafiklerdeki değişimlerden hangileri meydana gelir? Şimdi DNA molekülü hidroliz edildiğinde su harcanır. Hidrojen bağları parçalandığı için sonuçta şu aradaki hidrojen bağları parçalanacak. O zaman bağ sayısı azalacak. Tabii DNA'yı hidroliz etmek demek içerisindeki nükleotitleri de açığa çıkartmak demek. DNA'nın yapısındaki timinler bir anda serbest kalacak. Ama asla DNA'nın yapısında amino asit bulunmaz arkadaşlar. Bunu defalarca söyledik, tekrar söyleyelim. DNA proteinle birleşirse bunun adı kromatin, kromozom olur. Sonuçta bakın kromozomun yapısında protein vardır ama DNA'nın yapısında yoktur sonuçta. Baz artı şeker artı fosfattan meydana gelen bir yapıdan bahsediyoruz. Cevabımız D seçeneği. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.